Hepinize merhabalar sevgili dostlar. Bugün Lane Hunters olarak sizlerle birlikte Z06 şu an galiba heyecanlanıyor. Çok güzel bir arınma gecesiyle karşınızdayız. Bugünümüzde bayağı bir süper sportlarla ve böyle tuning yapılmış retro araçlarla bir gazlama yapacağız arkadaşlar. Umarım çok güzel ve çok eğlenceli bir gazlama bizleri bekliyordur. Bugünkü araçlara kısa kısa bir göz atalım. Aynı zamanda bu gecelerimizde olmasını istediğiniz arabaları ve favorilerinizi aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Bizi desteklemek için videoyu sevdiklerinizle paylaşmayı ve hala kanalımıza abone değilseniz aşağıdan abone olmayı unutmayın diyerek günümüze ufak ufak start veriyoruz. Ve bence hemen hızlı hızlı arabalara bir göz atıp yolumuza doğru çıkalım. Ford Focus ST'miz var arkadaşlar. Ertuğrul abinin zaten kanaldan biliyorsun incelemesini yapmıştık. Burada bir ST'miz var. Geçen haftaki arınma gecemizde vardı. Burada bir RS6'mız var. RS6 çok istiyordunuz. RS6'yı getirdik bugün. Diyoruz. RS6 kaç beygirlerde İsmail abi? 640 beygirlerde. Bir sesini alabilir miyiz motor sıcaksa? Evet. Gayet çılgın yani. RS istiyordunuz, RS istiyordunuz arkadaşlar. Getirdik. İsmail abimize de hayırlı olsun diyoruz. Ya diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten gücün simgesi oldu diyebilirim artık. İnanılmaz güçlü, inanılmaz güzel ve çok tehlikeli bir araç. Z06 inceleme videosunu hala izlemediyseniz izleyip neler yapabildiğini de anlamış olursunuz diyoruz. Öne doğru geçiyoruz ama bir ara gaz alırız bence. Aynı zamanda bir bilgi daha vereyim. Bu araba artık daha güçlü arkadaşlar. Şuradaki sticker'ı gösterelim. Bunda ortalama 150 beygir daha verdi. 75-75 sağ sol. Öne doğru geçiyoruz. Teşekkürler. Burada bir izşümüz var. Stage 2 bu araba arkadaşlar. Yaklaşık 350-400 beygir güçlerde. Böyle tatlı. Lunch'tan arabayı bir kaçırsa var ya Allah muhafaza önünde. RX7 var. Arkadaşlar aynı zamanda uzun zamandır Mazda RX7 2 JZ'mizi izlememiştik. Mehmet abi bugün aracı getirdi, tamamlamış. Şanzımanında bazı yapılması gereken işlemler vardı. Onları da yapmış getirmiş. 650-680 beygir güçlerde şu an yürüyor araba. Bayağı çataralı pataralı bir araba. Burada Mac GTR var arkadaşlar. Mac GTR'ı daha önceki tarihlerde Instagram hikayelerimizde falan görüyorsunuzdur. Bu arabayı bence bugün özel olarak izleyin diyorum. Evet. Burada... Kırıldı şu an. Araban yok dedi. Araban yok dedi. Nur nerede? Kanka burada kuzeni işte. Evet kuzeni. Erfat'ın Nur GTR'ı gene her zamanki yerinde, evinde. Aynen, Maslak'ta. Evinde. Maslak evinde. Araba hazırlıkları devam ediyor. Faruk'un MK4 GTR'ı da şu an Maslak'ta. Sen de evlat. O da güçlendiriyor arabayı. Arabaya neler yapıyorsun? Bir şeyler yapıyoruz. Aynen. Güçleniyor. Sürpriz şeyler geliyor. Şu an setup'ta arabası. Yakında bayağı tehlikeli bir GTR. Biraz tehlikeli olur. Evet. Geliyor arkadaşlar. Nur'la yürüyeceğiz. Nur'la yürüyecek. Gördüğünüz üzere galiba 2JZ falan koymuşlar diyeceğim. Oradan sabote ediyorlar. Şu arabayı bayağı bir zamandır istiyorsunuz çek çek diye. Gösterelim. Octavia RS. Sevgili Mahmut Ateş'in hazırlamış olduğu, Kemal'in satın almış olduğu Octavia. Kemal nerelerdesin kardeşim? Bayağı uzak kaldık ama. Aynen. Araba hazır. Öne doğru geçelim. Octavia RS de burada. Ön açıdan da göstereyim bu arabayı. Bayağıdır söylüyordunuz çünkü. Şöyle gösterelim. Duygu'yu da göstersene Duygu. Gel. Burada sevgili Cem Ertürgay'ın şunu şöyle alıyorum. Sevgili Cem Ertürgay'ın arkadaşlar. Merhabalar. Merhaba Duygusu. Kanka, Duygu. Duygu bir şey söyleyeceğim sana. Evet, Mini Passion. Mini Passion. Gel bakalım. 185 beygir. Normalde stok 110 beygir. İki tane sticker'ımız var burada. Onları koyduk. Yanıyoruz. Vallahi yanıyorsun. Evet. Ferrari F4 SOTUS'unu zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Araba resmen mihenk taşımız. Ve Türkiye'nin en iyi yürüyen F4 SOTUS'u. Gayet güzel. Gayet canavar. Bir Fatih çok az bir ses alalım mı? Özlemiştik. Evet.
Gayet güzel, gayet canavar. Çamur Avcıları serisi videolarımız 200-300 bin bandında izleniyor. Gayet iyi bir etkileşim aldık. Bu kış Çamur Avcıları serisinde gene güzel hikayeler yazacağız mı? Kesinlikle yazacağız. Unimog ne oldu? Unimog Afrika'da şu an. Kuyu kazıyor. Kuyu mu kazıyor? Afrika'da mı zaten? Zaten gitti mi? Harbi mi? Arkadaşlar Çamur Avcıları serisinde çok güzel planlarımız var. Sevgili Günek ailesine de buradan selamlarımızı iletiyoruz. Buraya doğru dönüyoruz. Zaten geri kalan araçlarımızı artık ezberlediniz diyebilirim. Nismo incelemesi çok yakında gelecek. Araç şehir dışındaydı. Bakımları daha yeni yapıldı. Nismo GTR, Ram GTR ve AYC 2020 GTR arkadaşlar. Ve sevgili Ramazan'ın GNK GTR'ı, Türkiye'nin en elevi GTR'de bizlerle. Bugün Aycan, bu kadar kişiyi senin için topladım kardeşim, biliyorsun değil mi? 2020 GTR bugün ilk denemesine çıkıyor. Arabayla alakalı senin ön deneyimlerin nasıl şu anki süreçte? 700 kilometreye falan mı yaklaştık? Aynen. Evet. Nasıl şu an? Görüşlerin ne? Stokken bayağı azdı bence. Değil mi? Şu an yani stok bir tek downpipe yapıldı. Sadece downpipe ile Y-pipe var. Y-pipe, downpipe var. Yani bence yazılım kop vesaireden sonra enjektör falan. Bence onlara girmeyeceğim. Valla. Yani yazılımlı koplara karşı stok bir deneyelim, o zaman farklı görelim. Bir görelim. Gördükten sonra karar vereceğiz arkadaşlar. Bu gece ilk gecemiz. Kazası belası. İnşallah. Bayağı bir araba var. Güzel bir gece olacağını umut ediyorum diyerek arkadaşlar günümüze ufak ufak start veriyoruz. Ve bakalım nasıl bir gün bizleri bekliyor. Hep birlikte izliyoruz. Şimdi otoparkta geldik, AYT'mize geldik arkadaşlar. Yanımda sevgili Tanju Aktuğan var. Kral, merhaba. Merhaba. Allah razı olsun. Ziyarete geldik. Yolda baskın yaptın. Arkada NOS tankı var, dur bir dakika. Arkada NOS tankı var, gel yakaladım. Burada NOS tankı var. Burada bir NOS tankı var arkadaşlar. Aman Allah'ım. Orada ne var? Vay. Doğan SLX dedikleri bu. Jeneratörü turbo mu taktın peki? İsmail abi sen mi hazırladın bu arabayı? Yok ben yapmadım. Tamam. Mercedes tamam, direksiyonlu. Vallahi çok güzel. Kaç saniye yürüyor 100-200? 2 barda 8-9'larda. Bence seninle birlikte bunu bir incelemesini çekebiliriz. Çekeriz. Tamam. Başım üstüne. Evet. Arkadaşlar eğer istiyorsanız Tanju Aktağ'ın Doğan SLX'ini aşağı yorum olarak çökebilirsiniz. Bence bize bir şov yaparsın. Ondan sonra da Tanju'yu yolcu ederiz. Bir uğramıştı yanımıza. Hadi bakalım izleyelim. Efsane arkadaşlar diyoruz. Ufak ufak yola doğru çıkacağız birazdan. İsmail abi ne düşünüyorsun? Deli bir çocuk ya. Güzel sürüyor. We'll be right back.
Mehmet abi nerede? İşte onu soruyoruz. Mehmet benzinim yok dedi ama. Benim kilo bitti. Torkon var mı abi yanında? Hemen çıkarayım kardeşim. Torka sevmem. Beni niye çekiyor oğlum abi? Bak kötü bak. Oo, o ne ya? Turbo gitti. Turbo yapma gitti. Ya. Gel. Benimki mi? Gel. Kıyamet, ne yaptın yeni arabaya? Ne yaptın? Yandı yine buralar, yandı. Turbo mu? Yok, turbo değil. Beton turbo mi? Değil, turbo değil. Duman atıyor araba, ne düşünüyorsun? Evet, duman atıyor. Ya, öyle bir duman yok abi. Bence de. Turbo atıyorlar. Abi çanta dürükle yaptırırsa sıkıntı olur. Bir yerde başlasın. Kardeşim. Abi yapma. Turbo kanka. Abi dikkat et, basma. Döf. Mekanik servis, ya. Öne doğru gel. Gel, bak gel. Kardeşim. Ne oldu? İskim yok. Biraz durmak lazım. Ne yapacak? Yapacak. Atıyor. Bancana basma ya. Abi, basma gerek yok abi. Olduğu için onu basıyor. Yapabilecek bir şey. Bak tıngır tıngır versem şu an hemen doluyor. Bir olukta hemen doluyor ya. İyi hadi öyleyse çıkalım yola. Hadi bakalım. Siyamet gene içinden geçti arabanın. Her yakacağız zaman. Dedi. Adam araba yakmaya getiriyor kanka, niye ne oluyor bu araba, niye böyle şeyler yapıyorsun? Abi biz yakmaya getiriyoruz. Şu an arkayı görür müsün, köfteciye döndük. Biz yakmaya getiriyoruz. S3'ten dumanlar çıkıyordu. İstanbul'u duman almıştı resmen, böyle bir şey yoktu. Arkadaşlar biraz önceki çekmiş olduğumuz araç RS3 motorlu bir Golf 6R. Şu an Gürkan abi de o araç. Elnur hazırlamıştı arabayı. İnanılmaz güçlü bir araba. Binme üstü bir setup olacak o arabada. Sevgili Runner Performans, Birol abi hazırlıyor şu an o aracı. Yakın zamanda incelememizi istiyorsanız arkadaşlar onu da yorum olarak çökebilirsiniz. Bakalım neler oluyor ön tarafta. İlker abi. Sakin, benzin almayı. Benzin yok, araba gitmiyor. Şu an denediniz. Denedik de deneyemiyoruz çünkü araba kesiyor kendini. Kesiyor mu? Yakıt yok diye mi şu an? Çeyreğin altında lamba yanıyor. Özgün abi yakıt yok diye araba kesiyormuş. Fakir benzin almamış. Senin araba da gayet hızlı. Şurası Doktor Eko Özgün'ün arabası arkadaşlar, Özgün abi. Bu geceki misafirlerimizden biri de arkadaşlar sevgili Gürkan abinin Golf R'ı. Derken şöyle bir açalım. Gürkan abi hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Gece bayağı güzel geçiyor. Seninle evet. Gelmen ayrı bir güzellik oldu. Teşekkür ederim. Burada bir RS3 motor var. Sevgili Elnur Kerimov'un hazırlamış evet. olduğu Golf R'ı aldın. Bütün her şey ondan. Değil sıfırdan mi? Alıp. Birol abiyle Runner Performance'la beraber. Runner Performance'la beraber yaptılar. Zaten Özgüncüm ayarını yaptı sağ olsun. Evet. Bize de kısmet oldu. Kıyamadı başkasına, bana verdi. Allah razı olsun ondan. Güle güle bin abi. Amin. Şu anda bu bittiğinde 1000 üstü güçler ya alacağız. Turbo 1050 zaten. 1050 Özgün'e değil. Bağlı. Özgün ne derse o. Değil mi? Özgün ne derse. Bakalım o. Özgün ne diyecek. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Arkadaşlar. Götürüz oruyla geldim. Şu canavar. Bir defa VAC kullanıyorum ömür evet. hayatımda. Normalde ben VAC sevmem. Ben Evo'cuyum biliyorsun. Ama bunu Elnur'da yanında kullandım. Kendi de kullandı. Çok farklı bir araba. Evet evet, gayet başarılı. Onun dedik. Bize nasip olsun. Sağ olsun o da kırmadı, bize verdi arabayı. Yani şu an Türkiye'nin en hızlı Golf R'ı geliyor gibi bir şey. Yani. Golf yani. TTRS gibi yani. Aynen ya da öyle. Golf RS3 gibi bir şey. Aynen öyle. Çünkü İnşallah. Arkadaşlar 2.5 turbo, RS3 motorlu swap, üstünde 1050 beygire kadar destekleyen hangi turbo var? 35 RS. 35'in RS var. RS. Gen 2 mi? Gen 2. RS 84. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Canavar canavar. Bu ara yürüyen de komple şey TT. TT mi? Benim arabada. Şanzıman Dökü 500 hepsi. Maşallah maşallah. Kaputu da bir gösterelim şöyle. Kaput altı böyle. Kaput da böyle karbonlu marbonlu. İçi de şöyle. Arkadaşlar canavar gibi resmen yani. Efsane. Gerçekten efsane. Turbo buraya gelsin. Çift lavaş var mı? Çift lavaş gel. Acılı bakalım. Ya abi ne oldu? Ne oldu? Geçmiş lan. Abi. Yeni mi geçmiş? Öyle diyor. Oğlum gel tek tek deneyelim. Ya adam iki yetek. Gel hemen gel. Kanka bunların hepsi hata. Evet. Tolyan koyacağım. Sen kanka de burayı çiçek çizdi lan. Ben gazlandım. Kanka Subaru'yla denemedim. Şimdi sen geliyor musun tek tek? Bir şey sor. Gel bir dakika ya, kızma gel buraya. Lan senin yüzünden 200'le frene bastım bak. Frenleri bitir. Oğlum burayı çizgi film yapabiliyor musun? Tek tek gazlıyor muyuz oğlum? Golf R vs. sesi. Ortalık karıştırmış. Tek tek gazlıyor muyuz? Ya
Teke tek gazlıyor muyuz? Bana mı söyle? Bir kere geçtim, bir daha geçmem. Sen beni geçemezsin abi. Hadi. Bir kere geçtim, bir daha geçmem. Bir daha geçmem. Teke tek gazlıyor musun? Haydi kayıt, bir daha yap. Konuşmam ben seninle. John bugün yavaş mı kaldı? Biraz çok yavaş abi. Aynen. Ama genel olarak güzel maşallah. Kardeşim. Esti diyor ki şu an. Herkesi bekliyorum diyor. Salın beni diyor. Yok arabam Glove Fortune'un ne bir şeyi çıkmış. Ha. Sabahtan beri arabam çuflamıyor diyor. Harbi mi? Evet şu an Golf R, S3 ve GTR yan yana. Gelmedi abi. Bak, bir yarım boy öndeydim. Hayır, onun devamı var. Devamı var. Gel bir daha yapalım. Gel bir daha yapalım. Geldim. 310'da geliyorum. Bıraktı gazı lan. Lan gel bir daha yapalım hadi. Gitti. Sevgili İsmail abiyle birlikte. Merhaba. İsmail abi merhaba abi. İsmail abi bu arada kim biliyor musunuz? Hani Camaro SS'imiz vardı ya 6-2 muayenede kalmıştık. Onun sahibi arkadaşlar. Hani bunu da muayene getireyim mi abi? Götür. Bunu da götüreyim, bunda da kalalım. Şu an bunda bir sıkıntı yok ama şu an bu araba stok arkadaşlar. Sadece ufak bir yazılım, bir de egzoz kitimiz var. Aynen. Gecenin kapanışında RS6, arınma gecelerimizdeki bu ilk RS6'mız. O yüzden bu gecenin kapanışını bu arabayla yapalım dedik. Passat'a geçiyorum. Dışarıdan son bir şovu izleyeceğiz bu arabada çatara patarayı. Eyvallah. Ve günü tamamlayacağız diyorum. Eyvallah. Arka doğru geçiyorum. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. RS6'mız bu şekilde çatara patarayı. Evet bence gayet yeterli. Resmen azgın bir boğa gibi. Geçebilirsen. Çatara patara. Sevgili dostlar günümüzü tamamladık. Umarım beğenebileceğiniz bir içerik hazırlayabilmişizdir. Videomuzu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi ve aynı zamanda yorumlarınızla bize hayat vermeyi ve sevdiklerinize paylaşmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Sonraki arınma gecelerinde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.